Foto Mesut'la düğündeyiz. Türkiye'deki fotoğraf kalitesi artık Viyana'da. Bizi görmeden karar vermeyin. Bize uğrayın, düğünlerinizi ücretsiz yayınlayalım. Foto Mesut'ta 50 euro artı 300 davetiye bedava. Bize internet sitemizden veya Facebook adresimizden ulaşabilirsiniz. Foto Mesut, Handelgasse 7, 10. Viyana'da. Avusturya'da yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni emeklilik kanununda belirsizlikler sürüyor. Emeklilik kanununda değişiklikler ve hastalık sebebiyle erken emeklilik koşulları konulu bilgilendirme toplantıları yapılmaya başlandı. 6. Viyana Belediye Salonu'nda yapılan ve Viyana Başkonsolosu İbrahim Mete Yağlı'nın da hazır bulunduğu toplantıya konuşmacı olarak katılan Avusturya Sosyal Bakanlığı Sosyal Sigortalar Daire Başkanı Dr. Walter Pörtner, değişikliklerin amacının tasarrufa yönelik olduğunun altını çizerek konuşmasına başladı. Lassen Sie sich das Wort Härtefallregelung auf der Zunge zergehen. Was bedeutet das? Özellikle 50 yaşını tamamlamış ve 12 aydan fazla bir süredir işsiz olan, mesleği olmayan işçiler ile serbest meslek sahiplerinin 360 ay sigortalı ve bu 360 ay içerisinde 240 ay fiilen çalışmış olmaları halinde emekli olabileceklerini söyledi. Bu sürelerin hesaplanmasında Türkiye ve Almanya gibi Avusturya ile sosyal sözleşmesi olan ülkelerde çalışılan sürelerin de hesaplanacağını belirten Dr. Pörtner, katılanları emekli olmak için işlerini bırakmamaları konusunda da uyardı. Daha sonra söz alan çalışma müşaviri Ali Rıza Basa, katılanları bu yapılan değişikliklerin amacı konusunda ve Türkiye'de emeklilik konusunda bilgilendirdi. Basa, emeklilik dilekçelerini vermeden önce mutlaka kendilerine veya danışma bürolarına danışmanın yararlı olacağını söyledi. Bilgilendirme toplantısına ilgi büyük olunca belediye salonu yetersiz geldi ve vatandaşların büyük bölümü geri dönmek zorunda kaldılar. Zaten şimdi emekliye müracaat ettim. İki gün önce beni bir şeye çağırdılar, kontrola çağırdılar. Ben ameliyattan dolayı şey yaptım dedim. Neticeyi bekliyoruz hani. Ne olacağı belli de. Bu dördüncü kere şey vermem, emekliliğe vermem. Bu akşamdan bir şey öğrendiniz mi? Bu akşam o zaman anlattıkları, yani ağır bir hastalık orada 50 yaşını doldurursan, bir de son 10 sene bir yerde çalışmışlığın varsa, bir sene de şeyde arbet sözlersen olabilin diyor yani. Ümit var. Yaş kaç? Yaş 64. Recai abi, şimdi bir şey öğrendin mi şuradan? Hiçbir şey öğrenmedim. Vallahi öğrenmedim. Ben daha nesim 64 yaşında, daha beni emekli etmediler bak. 10 sefer verdiysem az verdim Antara'ya. Ağır işte de çalıştım, tekstilde, sargı bezinde, hastanelere sargı bezi çıkarıyordum. Yine mikrobu kaptım, şimdi lungan şey diyor, öyle affedersin balgam sokuyor. Daha halen işi emekli yapacaklar. Burada hüzünlü konuşuyorlar bunlar. İsmail Bey, nasıl şimdi bu şöyle bir bilgilendirme toplantısı faydalı oldu mu size? Bir şey anladınız mı? Bilgi alamadık ki. Şahsi bilgileri sormayın diye. O zaman niye davet ettiniz bizi buraya? Ben iki tane kalçamdan ameliyat oldum. Kalbimde stent var, şeker var, tansiyon var. Hepsi var. Günde 10 tane hap kullanıyor. 4 seneden beri de 5 kuruş para almıyor. 10 sefer pensiyon kasaya müracaat ettim. Hafif iş. Mahkeme yolu. Mahkemeye gidiyorum. Hafif iş. Nasıl bu akşamki bilgilendirme toplantısından emekli olabilir misiniz? Olamaz mısınız? Bir şey anladınız mı? Soramıyoruz ki. Şahsi bilgilerinizi danışmayın diyor. Niye davet ediyorum buraya? Orada bir sigortanın yetkili doktor kişi var. Ondan biz bilgi alamadıktan sonra gideceğiz Hasan'dan, Mehmet'ten bilgi alacağız. Yani ben geldiğime de pişman oldum. Sağ ol, teşekkürler. Evet, Süleyman Bey, ne anladınız? Hiçbir şey anlayamadım. Zaten ben çalışıyorum şimdilik de. Yani eskisi devam ediyor. Değişim fazla bir şey yok ya. Tabii ki zaten eskiden yani doktor müsaade vermiyorsa, ağır işte çalışamazsın. O zaman da emekli oluyordu ki zaten. Evet, Dayan Bey. Ben 30 yıldır buradayım. Son 20 senede bekaryada çalıştım, Avusturya bekaryasında. Yani fırında. Sonunda ben yani işe gücüm yetmez kabiliğinden işten atıldım. Aşağı yukarı 7 ayda da işsizim. Yani buraya büyük ümitlerle geldim ama bir soğuk duş etkisi yaptı. Ben hiçbir tatmin olmadım. Ne gibi?
Yani verilen beyanat beni tatmin etmedi yani. Biz zaten sıradan duyduğumuz, zaten sizin de zaman zaman sizin şeylerinizi, programlarınızı izliyoruz. Yani büyük bir heyecanla buraya gelmiştik fakat hiç tatmin edici bir açıklama olmadı. Remzi Bey, bir şey anladınız mı? Aynen bir sizin anlattığınız gibi, değişen bir şey yok. Yani burada böyle bir yerde herkesin sorduğu soruya kimse cevap veremez ki. Tatmin olmadık bu. Şahsına soruyor adam. Ben hastaysam gider doktorda bir şey tedavi olur. Burada ne işim var benim? Sizin isim soyisim? Hüseyin Yılmaz. Hüseyin Bey, bir şey anladınız mı? Bir şey anlamadık. Hiçbir şey anlamadık. Aynısı. Böyle bir kanun çıkmadı diyor. Pensiyon fesikerim. Onu da geri çektim ben şeyi. Antrenayı geri çektim. Bu yeni yasayla ilgili bilmediğimiz bazı bayağı çok şeyler vardı. Varmış daha doğrusu. Bunu en azından öğrenmiş oldum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Emekliye müracaat ettiniz mi? Yok, çalışıyorum ben. Yani. Hala çalışıyorum. Aktif çalışıyorum. Düşünmüyorsunuz. Bana düşünmüyorum harbiden. Şimdi emekliyim. Şimdi çalıştığım için ben kamyon şoförüyüm. Son 25 yıldır işimi yapıyorum. Şükür sağlık sorunumuzda da daha herhangi bir şey yok. Her şey de yolunda. İşimden de memnunum. Ne anlatabilirim? Çünkü ben burada 30 senedir buradayım. Şu akşamki toplantıdan bir şey anladınız mı? Ben bu akşamki toplantıdan bir şey anlamadım. Haftaya ayın 27'sinde danışmanda terminim var. Onunla konuşacağım. Ondan bir şeyler öğrenirsem artık antrak vereceğim. İşsizim çünkü. Ne bileyim, bilmiyorum ki yani. Aldığımız kağıtlarda erken emekli şansımız var. Ama konuşmalarda hiç yok. Dün kendim şahsen Arbetsamt'a kendim gittim ve bilgi almak için. Yetkili memur herhangi bir kanunun değişmediğini, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediği halde elimdeki davetiyle buraya geldim ve bunun aynı Arbetsamt'taki memurun söylediği gibi herhangi bir değişikliğin olmadığını, tamamen elastiki, kimsenin anlamadığı, yasayı yapan kişinin bile anlamadığı Almanca sözcükleri aralara sıkıştırarak bizi 35 yıldan beri oyaladıkları gibi yine oyalıyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Şimdi içeride genel olarak bir şeyler anlattılar. Fakat herkesin şahsi sorularını danışma bürolarına gel dediler. Oralarda sorun. Pek de bir şey anladık sayılmaz anlattıklarından. Çünkü onlar da bilmiyorlar sonunun neye vardığını, ne olacağını. Diyorlar herhalde yaptıkça bu işler gelecek. Vallahi bu akşam ben hiçbir şey anlamadım diyebilirim yani bu işten. Bir sene çalışmamış olacağım diyor. Ama bu çalışmamış olmak nasıl çalışmadan kalabilirsin? Arbetsam durmadan iş kağıdı gönderiyor sana. İnsana gidip iş sorman gerekiyor. İş yerinden geri dönsen adam bu çalışmadı diyecek, maaşını kesecek. Avusturya'daki yeni emeklilik yasası değişimiyle ilgili konferans veriyorlar ama tam yasalaşmadığını, tam genelge olmadığını söylüyorlar. Ön bilgi olaraktan böyle bir toplantı yaptıklarını söylüyorlar. Çok güzel bir toplantı geçti. Sizlerin böyle bir yayında bulunmanızı, Türklere de hizmet vermenizden dolayı sizlere sonsuz teşekkür ederiz. Şimdi siz bu toplantıdan sonra ne düşünüyorsunuz? Tam tasarı yasalaşsın, ondan sonra. Gene hiçbir şey yok şimdi daha. Zaman içerisinde, uygulama içerisinde görülecek. Zaten orada da Doktor Pöltner de bahsetti. Sendikalar bundan çok daha umutlu diye. Nitekim tabii ki hep şu söyleniliyor. Yasa Türklere çıkartılmadı diye söyleniliyor. Tabii ki yani bir millete, bir topluma yönelik yasa yapılmaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde de, hiçbir hukuk devletinde de mümkün değil. Ama şöyle bir karşılaştırdığınız zaman evlilik yaşının 21'ine çıkartılması da tabii ki Türklere yapılmadı. Aile birleşiminde gelir sınırının yükseltilmesi de Türklere yapılmadı. Tabii bunların ibaresinin başında Türkler için denilmiyor. Şimdi fakat bu 50 yaş uygulamasında da tarif edildiği zaman, bakıldığı zaman hangi kesimi nasıl bir şekilde hedef aldı söyleniyor. Tabii bugün burada Doktor Pöltner'den bunu söylemesini beklemekte birazcık iyimserlik olur gibi de düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Bir şeyi söylemek istiyorum. Sizin aracılığınızla gerçekten bugün buraya kadar zahmet edip bu salonun küçüklüğü nedeniyle toplantıyı izleme fırsatı bulamayan o angaje, istekli hemşerilerimizden bir kere sizin aracınızla özür dilemek ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum.
Avusturya'dan hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gökkuşağı programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bu haftanın yansıyanlarıyla birlikte parlamentodan yeni kanunlara ve sosyal yaşamdan özel hayatlara kadar her şeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz efendim. Haftaya birbirinden ilginç dosyalarla görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.